E, çok dolayısıyla arttı, evet. çok arttı. Bunlar görülmeyen rahatsızlıklardı. Şeyi Glüten alerjisini işte efendim çöl yak. Bakın çöl yak dediğiniz rahatsızlık 1930'larda, 20'lerde, 40'larda, 50'lerde hatta ta 65-70'in başına kadar küçük çocuklarda olan... Yani 2-3-4 yaşına kadar olan çocuklarda olan bir rahatsızlıktı. Yetişkinlikle yetişkin insanlarda çölyak yoktu. yoktu. Nereden çıktı bu? Nereden çıktı? Efendim gluten. İşte. Alerjisi. E tabii şimdi gluten alerjisi başka şey. Gluten intoleransı, intoleransı başka bir şey. Bir de reaktif gluten dediğimiz bir olay var. Bakın Siyez buğdayına bakın, kara kılçık buğdayına bakın, e, Kars'ın kavlıca buğdayına bakın. Daha başka buğday çeşitlerimiz var. Allah, Anadolu boş değil. Anadolu bize Allah'ın bir lütfu yüzeyin. Dünyanın en büyük serveti üzerinde oturuyoruz biz. Siz yeter ki bunu harekete geçirin. O zaman sorun hocam buğday değil ha. sorun hangi buğdaydan ha. ekmek? Hangi buğdaydan yaptığın ekmek? Hangi buğdaydan yeni çeşit geliştiriyorsun? Ona bakacağız. Bak şimdi bu e, buğdaylarda kara kılçıkta olsun kavluca da olsun siyez buğdayında olsun gluten oranı. gluten nedir? Gliadinle glutenin denilen iki tane protein var. Bu suyla karıştığı zaman bir kompleks oluşturuyor ve biz buna gluten diyoruz ve bu gluten oranının %5 maksimum yüzde yedi olması lazım. Bu e, ata tohumlarımız, buğdaylarda böyle bu. Ama şimdi yeni yeni buğday türlerinde ne oldu bunlar? Tüm dünyada yüzde on çıktı. En az yüzde on olacak diyorlar. Niye? Çünkü gluten oranı ...yükseldikçe... ...ekmeği 8-10 dakikada pişiriyorsunuz... ...ya yani 8-10 dakikada bir ekmek mi pişer... ...sizin siyez ekmeğini... ...siyez buğdayından... ...yaptığınız kavluca buğdayından... ...yaptığınız ekmeği... ...kara kılçık buğdayından... ...yaptığınız ekmeği bir saatte pişiriyorsunuz... ...ve içindeki gluten oranı da... ...yüzde 5-yüzde 6 oranında... ...yüzde 12'lere çıkıyor... Glüten oranı yükseldiği zaman... Gliadin de yükseliyor. İçinde dört çeşit önemli protein var. Yani buğdayın bunlardan biri albumin, diğeri glutenin, gliadin mesela. Bunlar burada reaktif reaktif gluten oluyor. Reaktif gluten de ne yapıyor? Öyle amino asit dizilişleri var ki opioid gibi davranıyor. Resmen bir uyuşturucu, reseptörlerini aktive ediyor beyinde. İşte burada çocuklarda dikkat dağınıklığı başlıyor. Yani e, ve e, sindirim şikayetleriniz ortaya çıkıyor. Ama diğer tohumlarla yaptığımız zaman buğdayda bir problem yok,